32. yıl oldu. Hedef seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi de babamın bir sözü var. Diyor ya, ben 55 yıllık bu ülkenin tanığıyım, sanığım, davacısıyım. Tanıklığı çok, olaylara hakimiyeti fazla. Sanıklığı çok, 11,5 yıl ve dava açıyor tabii onlara. Yani doğal olarak. O bakımdan esasında korktukları şey de bu. Yani babamın onlara karşı dava açması, devamlı onları, yani onlar derken hükümetleri, iktidarları, bugüne kadar olan bütün iktidarlar üzerinde bir baskı oluşturmak, Kürt halkının dili ve kimliği üzerinde insan gibi yaşama hakkını koruma amacıyla büyük bir baskı oluşturan bir kişi esasında. Tabii bu çok önemli bir, hele Türkiye'nin o zamanlarını düşünürsek, daha 40'lardan bu tarafa doğru düşünürsek, büyük bir mücadele ve büyük bir cesaret esasında. Hatta şey der Canip amca, arkadaşı Canip Yıldırım der, Musa elinde tek kalemiyle dünyanın en barbar devletine karşı, onların topu tüfeği var, o da tek kalemle onlara karşı savaşıyor der. Bu deliliktir der, ama dahilikle delilik arasında bir insandır der kendisi. Cezaevinde kaldı, işte sürgünde kaldı. Kendisi emekli olacağım diye köyü rahat bırakmadılar, tekrar cezaevine koydular. Yani bırakmadılar kendisini, rahat bırakmadılar. O bakımdan şey olarak hedef seçildi. Hedef seçildi. Yani hani Musa Anter'i öldürürsek belki bu sorun çözülür anlayışıyla şey yaptılar, bu cinayeti işlediler. Aynı Ağrı Dağı'ndaki şey gibi işte, Mahir Kürdistan burada metfundur diye yazmışlardı. Ama o toprağı bizim babam ve arkadaşları ölü toprağı üzerinden attılar. Tabii şimdi Musa Anter, isim yaz Musa Anter değil. İşte bir Ceger Hulu, bir Osman Sabri, bir Fakih Teyran, bir Ahmet Ekhani. Bunların hepsi tabii Kürt büyükleri esasında. Baba Tahir Uryan. Yalnız yazar, şair değil, sanatçı Aram Tigram gibi. Ondan sonra bu isimlerin yaşatılması yeni kuşaklara esasında bir, yani benim tek şeyim, arzum, bu teknolojiyle birlikte yeni gelen kuşak, yeni gelen nesile çok daha farklı bir şekilde bir eğitim, bir tarihsel eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben kendi açımdan. Çünkü çocuklar tanımıyorlar. Tamam, Musa Anter parakı var mı? Sorduğum Musa Anter kim dediğin zaman tanımıyor. Ceger Hın kim dediğin zaman tanımıyor. Bunlar acı şeyler. Bunları yani bir an evvel gündemleştirmek, devamlı olarak bunları, yalnız babam olduğu için söylemiyorum, bütün Kürt büyükleri için söylüyorum bunu. Bunu devamlı olarak ileriye taşıma amaçlı. Çünkü tarihsel bir süreçtir. Bizim Kürt tarihi de, basın tarihi de çok baskı görmüş. Kamuran Bedirhan mesela, kim tanıyor Kamuran Bedirhan'ı? Mithat Bedirhan'ı kim tanıyor? Ancak Kürdistan Gazetesi'nin yıl dönümünde biz sanal alemden görebiliyor çocuklar. O da 2 dakikalık içinde pat diye gidiyor. Halbuki bu konular hakkında, gazetecilik hakkında benim arzum, herhalde babam da onay verirdi, gazeteciliğe başlarken Kürt tarihinin iyi bilinmesi, Kürt büyüklerinin iyi tanınması için seminerler düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum.